Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Yani birbirine girdi. Ne yaptın? Olmadı. Bu yazman. Şöyle, şöyle yapayım. Birbirine girdi ya. Sileyim. Heh. Şimdi garip şu burada. Ortak olacak. Ortak. Eşin olacak. Sen sağ mesela doktor. Hastanı tespit etmek adına teşhis edeceksin. Sonra tedavi edeceksin. Kendini zaaf noktalarını ve güçlü yönlerini tespit edeceksin. Ona göre ne yapacağını. Mesela psikoloji, Allah'a psikoloji olan kişi bunu dinlese zaaf ve güçlü yönlerini tespit eder. Hakikaten endişe edilecek hiçbir şey olmadığını görecek. Yani yapısından kaynaklandığını, hemen şunu da söyleyeyim başında. Herkes ama herkes senede iki defa psikolojisi sıkıntı olur, bozulur. Bozulmayı demeyeyim de sıkıntıya girer. Resulullah'ta olmuş. Olmuş ki hanımıyla sohbete şu 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 yapmış da belli. Hanımıyla sohbet etmiş, Ebu Bekir'le ezan okutturmuş, Kur'an din okutturmuş, namaza ve Kur'an'a müracaat etmiş. Bu yedi tane farklı yöntem, yedi tane sıkıntının çeşitliliğini gösteriyor. Bir sıkıntısı var ki eşiyle gider. Hatice'siyle sohbet etti. Bir sıkıntısı var ki Ebu Bekir'e gitti. Sohbet et beni rahatlat dedi. Eşi vardı. O başka cins. Bir cins sıkıntısı vardı ki Bilal Habeşi'ye dedi ki ezan oku. Bir sıkıntısı vardı ki Ebu Said-i Hudri galiba Kur'an oku dedi. Estağfurullah dedi ya Resulallah Kur'an size geldi. Ama ben de başkasını dinlemeyi severim demiş. Bir sıkıntısı vardı, namaz kıldı. Bir sıkıntısı vardı, Kur'an okudu. Şimdi o yöntemleri kendimce cem etmeye çalıştım. Şimdi kendini ilk önce tanıma, zaaf ve güçlü yönlerini, çocuğun, tanıyacaksın, hastan, müşterilerin, gafur. Tanıyacaksın, ona göre tespit edeceksin, teşhis edeceksin, tedavi edeceksin veya muamele edeceksin. İlle bir hasta olması şart değil. Hele mesela evlenecek kız veya oğlan, o kadar lazım ki bu şey, mübalağa etmiyorum göreceksiniz. Bunu ilk defa birisine anlattım, bir de size o tekti. Şimdi size grup olarak anlatıyorum. Şimdi tabiatta, fıtratta üç tane temel renk var. Kırmızı, sarı, sarı rengimiz olmadığı için idare edin, mavi, tamam. Şimdi ara renkler deniliyor buna. Mavi ile sarıyı karıştırırsanız yeşil olur. Değil mi? Bu fenli yani benim şeyi tespit değil. Kırmızı ile maviyi karıştırırsanız mor olur. Kırmızı ile sarıyı karıştırırsanız turuncu olur. Tamam mı? Kaç etti? Altı tane. Şunu kapatayım mı abi? Kapat kapat. Olur. Kapat daha iyi. Ondan sonra... Şimdi buraya kadar tamam mıyız abi? Bu altı taneyi birleştirirsek... Kırmızı... Mavi... Sarı, mor, turuncu, yeşil. Ne yaptı? Altı tane. Altı, beş, dört, üç, iki, bir. Aynı oranda.
kırmızıyı, mavi, moru karıştırırsanız beyaz olur. Tamam. Tamam mı? Beyaz böyle bir, beyaz müstakil bir renk yok. Beyaz Kur'an'da Adem'e nispet edilir. Adem Aleyhisselam, Adem Safiullah deniyorlar. Tamam, doğru. Şimdi temelde mavi, kırmızı, sarı, bak şu kırmızı, mavi bu, sarı, görüyor musunuz? Şunla şu üçünü birleştirirsek siyah çıkar. Yani bu bilimsel bir şey. Evet. Tamam, buraya kadar şey, herhangi bir teşbit ve tespit yok, bu böyle. Altı tanenin sonucu da yedi kabul ediliyor. Tamam. Zaten güneşten gelen foton beyazdır. İçinde yedi tane renk barındırıyor. İçinde yedi tane renk barındırdığı için böyle. Altı tane mi, yedi tane mi barındırıyor? Kendisiyle yedi, altı. Kendisiyle yedi, altı barındırıyor. 7 tane. Üçgen şeklinde prizması da var ya. Hı hı. O prizmaya yansıyan ışık 7 renk çıkıyor ya. Ha bak onu da bilmiyorum. 7 renk çıkar. Öyle bak. 7 renk var abi. Evet, 7. 6 buna 7. Veya siyah şey yapmamış. 6 tane şey çıkıyor ama şimdi bizim sistemde böyle. Bu 6 tane bununla 7 çıktı. Siyah nasıl oldu? Onu anlamadım. Onu da çıkar bir şekilde. Şimdi ben o renklerle uğraşmadım. Şimdi burada bir tane denenmemiş bir insanı denemek istiyor. Burada iki kişi şey yaparız. Erdinç'i yapalım. Erdinç içinden gelen bir de şeyi uygulayacağız. Tabiatı uygulayacağız yani doğadan. Şunu kaldırıyorum şuraya. Şunu yukarıda sonra yapacağız. Şimdi bizim serbest bölgede ne vardı abim? Birincisi tahayyül. Çünkü burada lazım olacağı için tasavvur, taakkul değil mi? O sonra artık. Şimdi bunlar arasındaki ilişkiyi de yapalım. Anladın mı nereye evrilecek bu olay? Evet abi, evet. Nereye evrileceğine bak şimdi. Şimdi kobay olarak demek seni seçiyoruz. Renk olarak bak içinden en çok sevdiğin üç tane renk söyleyeceksin. Ama birincisini şöyle. Bir, iki, üç. İş olmaz, ayıp olmaz artık. En çok sevdiğin kırmızı mı, mavi mi, sarı mı? Hangisidir senin en çok etkilenen? Yani orada huzur hissettiğin, rahatlık hissettiğin hangi renktir? Sevdiğinden yanı sıra kendini mutlu ve huzurlu hissettiğin, içine girdiğin zaman elbisenin içine, ben bu renkte kendimi çok rahat ve güvende hissediyorum. En rahat. En çok sevdiğim renk. Genelde hani beyazı şey yaparım ama biliyorsun. Ha. Beyaz giymeyi severim de. Ha. Kendini rahatlama mesela ben diyelim ki mavi yapıyorum. Çünkü dima dersine mavi yapmam lazım. Beyaz değil mi? Beyaz, mavi. Yok, ilk önce en fazla. Beyaz değil. Beyaz. Yani arada olur tabii yakınlık ama daha biraz da önde olur. Beyaz. Niye yazmıyorsun? İkincisini hangisini şey koyarız? İkinci renk. Turuncu ve yeşil. Yani bir en çok sevdiğim beyaz, sonra yeşil. Yeşil. Turuncu. Turuncu. Tamam. Şimdi bu dursun. İkinci sorumuz tabiat olarak toprak, su, hava, ateş. Evet. En çok hangisinde sen etkilenirsin böyle şey noktasında, menfi noktasında değil. Ben en çok bunu hava.
Hava en çok beni etkileyen, rahatlatan, memnun eden hava. Hava bir. Şöyle yapayım. Bir, bir numara koyayım. Ki hararet. Ateş çok rahatlatır beni. Ben içinde etrafımda olsa, her gün görsem sıkılmam. Birinci hava. Yani dağlara çıksam, uçağa gitsem, havada seyahat etsem, o yükseklikten hava şey yapsa beni rahatlatır. Dediğin hava bir. Sonra etrafımda her gün ateş görsem, ateş yaksam, seyretsem beni ateş rahatlatır. Toprak mı, su mu, hangisi? Ateş. Ateş. İki bu. Üçüncüsü ne olur? Su ile toprak kaldı. Hangisi daha senin? Su, ben içine girsem, bulunsam, yatsam, kalksam, ben de onda daha rahatlarım. Daha kendime yakın hissederim. Toprak. Toprak. Üç. Tamam. Tamam. Şimdi söyleyeyim mi? Çok kısım benimkiler. Ondan sonra peki, bir tane daha mı konuşmadan? Çünkü eğer izah etmeye kalkarsan renkleriniz değişebilir. O zaman sen mi istiyorsun ikinci? Evet, ben istiyorum. Bu Harun diyelim. Seninkisini buraya alayım. Harun renk olarak abim, birincisi nedir? Bir mavi. Bir mavi. İki kırmızı. Kırmızı. Üç beyaz. Unsur olarak yani şu toprak, hava, hangisini? Su, hava, toprak. Su, hava, toprak. Toprak. Evet. Tamam abi. Şimdi bu ikisini örnek alacağız. Bunun üzerinde ben... Biz seninle çok yakınız, biliyor musun? Senin bayağı uzak. Uzak mıyım abi? Evet. Sen bayağı siyah biraz. Birinci siyahtır. Siyah abi benim. Yani. Evet. Unsur olarak abi su, hava, toprak. Benim de aynı. Ben de aynı tercih ettim. Yani artık ben bir kanuniyetini tamam. Yapayım, siz uygularsınız. Tamam abi. Tamam abi. Şimdi mavi nedir? İlk önce onu şey yapalım. Mavi biliyoruz ki akıldır. Sema. Tamam mı? Kırmızı, hani bizim Şecer-i Hikat'te şey yapıyorduk ya, Muhyiddin Arabi'ye göre ruh yeşildir. Aşağı azam. Ruhtur. Ruhtur abi. İmam-ı Rabbani ve Bediüzzaman'a göre kırmızıdır, renk, ruhun rengi. Ruh. Sarı. Nefis isim gelir ama. He? Nefis. Nefis, yani beşeriyetin o kalp oluşu, kalp. Camisi kalp ya. Çünkü niçin sarı kaptırın da gerekçesini söyleyeyim. Taksiler niçin sarıdır? Misafirsin, fazla şey yapma. Devamlı değişkendir içerisi. Yolcu devamlı değişir, mekanı değişir, sabit değildir. Kalp de öyledir, devamlı değişkendir. Ey ikide bir değişen, değişkene uğrayan kalbimi istikametini sabit kıl diye dua var ya. En çok insanda ruhu mu değişir, aklı mı değişir? İkide bir aklınız değişmez, bilginiz değişmez, evinizin adresi şu, ruhunuz da değişmez. Kalp değişir. Kalpteki hissiyatlar değil mi? Onun evrilip çevriliyor. Hatta Allah Resulü ondan korkmuş yani. Ey ikide bir değişen kalbimi istikamette koy. He? Evet, sabit kıy. Yani sarı değişkenliği gösteriyor. İkide bir değişen akıl mı, ruh mu, kalp mı? Kalp değişir. Nefis öyle değişmez yani. Kalp değişir. Şimdi o kadar güzel ki temel var. Kalp ile, iyi dinleyin burayı. Allah'ın ikramı kabul edin. Kalp ile, kalp. Aklı karıştırırsanız, kalp, akıl. İkisinin ortası ne var? Vicdan. He? Vicdan. Yeşili bırak şimdi. Vicdan. Renkte. Vicdan var arkadaşlar. Hepimiz derste dinlemişiz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Dimağdaki vicdana gider, sonra kalbe geçer. Öyle değil mi? Evet. Tamam.
Şimdi kırmızı ruh, mavi de akıl. Ruh ile akıl arasında ne var? Çok çeşitli şeyler var. O zaman bu dursun. Burayı demek ezber olmasın diye. Ruh ile kalp arasında ne var? Onu çözersek gerisi diğeri otomatik geliyor. Arkadaşlar, kalp ve ruh. Kalbin içerisinde kalbi kalp yapan, beni ben yapan nedir? Latife-i insaniye. Yani beşer değil o. Beşer şerlerle dolu. Kalbin içerisinde ne var? Latife-i insaniye var. Kalp kendisi geneldir, tümeldir, tekir değildir. Ruh ile kalp arasında bağ yapan latife-i insaniyedir. İnsan, insan, insan. O insanı nerede anlatır? 10. sözün 11. hakikatında 11 tane madde var. 11 tane madde insanı anlatır, latife-i insani. Peki latife-i insani diye bir mevzu var mı? Bağladı var. 263 galiba. Latife-i insani. Latife-i insani ise bağlada 263 zannediyor. Bakarız. Latife-i insani koyduk mu abi? Şimdi buraya geliyoruz. Ruh ile akıl arasında vicdandan da ileri ne var? Vicdanın soğan kabuğu gibi dışından detay anlatıyorum. Uzattığımı zannetmeyin. Vicdanın en dış kabuğu irade. Zihin. His. En zirve latife-i Rabbani. Ruh ile akıl arasında latife-i Rabbani. Yani vicdanın şu karşısı. Görüyor musun bak vicdanın. Vicdanın en mertebesi. Bu 7 taneyi koyduk mu abim? Kuru, latife-i Rabbaniye, akıl, vicdan, kalp. Şimdi bir insanda ne galip? Ona göre konuşacaksın. Ona göre sen zaaflarını, hangi risaleleri okuyacağını da söyleyeyim en çok. Evet. Hangi risaleler daha senin ilgini çeker? Mesela ölüm deyince biz mesela 20. mektup bakışı ama o bakışı veriyor. Bunu dinleyince sen hangi risalelere daha kuvvet vereceğin de ortaya çıkacak. Yani genel bir şey ya. Bu renklerle yetmez bize. Tabiatı da ek yaptık. Niçin? %50 renklerle bize açığa çıkarsın renk. Yetmez. Belki şüphelendim. Unsurları da yaptım ki toprak su %50 de bu verirse %100 olmaz ama şu şeyden sonra %70 ortalama busun. Yani bu derste anlayacaksın Erdinç. Şimdi bir renklerle senin, iki tabiatlarla, tabiat var ya unsurlarla ne yapar? %100 olmasan bile %60-70 sen busun olacak. Sende galip nedir? Ha bunun hep müsbetini konuşacağım. Menfisi ise herkesin kafirdi bunu sever bir tanesini. İfrat tefriti. Ben vasatından konuşacağım. Tamam mı abiler? Bunu bizim yine sordu. Dayı dedi bunun kafiri yok mu ya dedi. Bu şey yok mu? Nesim bize bunu kafire de söylesen renk söyler. Ha, İfratı şeytanlıktır her şeyin biliyorsunuz. Tefriti nefse mare. Vasatı ise sünnet-i seniyedir. Tamam mı Gafur? Evet abi. Dinliyorsun değil mi abi? Dinliyorum abi. Sen kafaya bir şey taktın. Abi çok enteresan bir şey çıktı da sonra okuyacağım inşallah. Ha öyle mi? Bir okuyayım isterseniz abi. Oku ya. Oku. Böyle bir şey unutmazsınız. Yalnız bu kadar derin ki Letaif-i Aşere İmam-ı Rabbi kalp, ruh, sır, hafi, ahva insanda anasır erbağının abi anasır erbağının her bir unsurundan o unsura münasip bir latife-i insaniye. Bak latife tabir ederek diyor. Evet, seyri sülükte her mertebede bir latifenin terakkiyatı ve ahvalinden icmalen bahsetmiştir diyor. Nerede geçiyorsun? Bağladım. Evet, bağla 300 kaçtı? 347. 347. Latife insaniye bakar mısın? 263. Latife insaniye abi bu. 273. Ona da baktım. 273'te de. Ha 73. 63'te kalmış bak. 273. 63. Güzel kafa. Şimdi İfrat tefritinden bahsetmiyorum ama biraz söylüyorum. Her şeyin
şeyin 1, 2, 3. İfrat, vasat, tefrit. Yazdım bak ona da şey yapmış. Vardır. Bu sünnet-i seniye bu. Sünnet-i seniye. Bu şeytanlıktır. Nefis. Şeytan. Bu da nefis. Tamam. Şimdi ama ben menfi tarafı konuşmayacağım. Zaaflarında konuşmayacağım. Zaaflarını da biliyorum. Seni bildiğimde değil. Renklerin insan hangi zaaflara olduğunu o size özele ait. Ama bu renkleri sevenin hangi zaafları var? O da belli. Renklerin diliyle eskide meşgul oldum. Hatta vav niye böyle? Vesvese şey yaparken karşıma çıktı. Harflerin tabiatını anlamak adına vav niye böyle? He hangisi mesela? Harflerle de tabiat tespit var. 28 tane Kur'an harfi var. En çok hangisini seviyorsun diye de o da var ama uzun. O acayip de belirleme yapar gafur. Mesela vav sever, lam sever. Mesela sad, sadrı tanımlar. Yani vav ise insanın sürecini anlatır anne karnındakini. Sad kalpten bıçağı yapar. Sad en çok kim sever? Vesair. Bu harflerle de karakter ayrı bir şey. Tamam mı? Tabiat o zaman bitiriyor zaten adamı. Uzun bir şey. Şimdi rahatmıyoruz. Biz bu renklerin ve tabiatın ifratı, tefritinden bahsetmeyeceğim, vasatına bahsedeceğim. Ha? Zaten çünkü menfini anlatacağım ki, müsbeti anlatacağım. Şimdi beyazı kim seviyor? Adam seviyor birinci. Kur'an'da beyazın simgesi kimdir? Adem Aleyhisselam. Safiullah. Safiullah. Ne yaparmış? Saf, beyaz, 7 tanesini aynı oranda tazammun ediyor. Tamam mı? Yetmiyor, bize bu genel verdi. Muayyen değil bu. Mutlak verdi. Yeşili baktı ki, vicdanı bu insanın galibi, öne çıkan vicdaniyeti fazla. Beyaz gibi gözüküyor ama vicdaniyatı önde. Bu geneldir. O şey yapar ama bu insanın yeşil vicdandı. Bakalım bunu destekleyecek mi vicdan olduğunu. Turuncu neydi? Latife-i insaniye. Bir üst tabakaya götürdü. Vicdanın üstü neydi? Kalp. Evet. Bak şöyle yapayım da şuraya şey yapayım. Ama tahta mızımız şey yapar. İrade zihin. Şöyle yapayım da böleyim. Yani neyse. Kafa, akıl, vicdan, buraya koyuyorum. Kalp, ruh. Dima ile vicdan arasında latife-i insaniye var. Şey, latife-i rabbaniye var. Evet. Tamam mı? Evet. Kalp ile ruh veya kalp ile dima, kimle iş yaparsan ya, latife-i insaniye, kalbin içindedir kısacası. Hmm. Tamam mı abiler? Hmm, tamam. Latife-i insaniye, kalbin içindeki sistemin ana kaburgasıdır. Tamam mı? Harita var ya harita. İnsan haritası. Nerede anlatıyor? 147 Emir Dağı'nda. İnsan bir latifedir, ruznamedir, haritadır, hulasadır demiyor mu? Hatırlarsın. Yani latife-i insan ispat etmeye çalışıyor ama neyse. Turuncu neymiş? Latife-i insaniye. Latife-i insan nedir? Kalp. Bu kalbi aktif. Şimdi cümleyi kuruyorum. Nazm-ı mani. Nazm-ı mani yapıyorum. Cümle kuruyorum. Geneli tazamun ederek, geneli tazamun ederek vicdaniyatını öne çıkararak kalbini sürükleyen bir modeldir. Önde bu adam vicdaniyatı öndedir. Vicdaniyatı aklını lokomotif gibi çekiyor. Bu insanı memnun etmek akılla değil vicdaniyatına hitap edeceksin.
vicdaniyatı. Çünkü bunu lokomotifi vicdaniyattır. Genele muhatap olup, geneli kucaklayıp, ama genelin içerisinde vicdaniyatı öne çıkarak, kalbi latifelerini, insani latifelerini, kalpten maksat nerede? Kalp latifelerini aktif çeken bir zattır. Peki bunun zaaf noktası nedir? Yani darbe görecek veya güçlünün önündür. Vicdaniyatıdır güçlü yönü. Kalbidir. Geneli tazamın eder. Bilincim gibi gözükken vicdaniyat öndedir. Akıl mı? Vicdan mı? Kalp mı? Ruh mu? Dört tane ya. Akıl. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Vicdaniyat öndedir. Bakalım bu doğru mu söyleyecek? Daha acele etmiyor. Bu ikisini de karma yapacağım şimdi. Şuradan çıkan hükmü de, şuradan çıkan hükmü de ayrı bir şey yapacağım. Allah Allah. Acayip bir şey olacak. Kombinasyon. Kombinasyon olacak. Toprak nedir? Toprak. Tevasait diyor, toprak gibi olmalıdır. Toprak tevazudur. Risale'deki tariftir. Toprak tevazunun simgesidir. Toprak gibi olacaksın. Her şeyi alacaksın. Pisliği de alacaksın. Güzeli de alacaksın. Onu neşinemalandıracaksın. Toprak gibi olacaksın. Mütevazı olacaksın. Pisliği de temizliği de alıp eğer fıtratına uygun değilse çürütüyor. Yani aslına dönüştürüyor. Kavga etmiyor. Uygun bir mecra veriyor fıtratına, çekirdeğe, kalp. Tevazu, bu insan, öyle kibir yok bunda. Birinci toprak çabal, kibiri bunda, öne çıkan tevazu. Varsa da artık yok artık yani bundan sonra. Sen abi üç numara, bir numarası havayla mı? Ha nerede, pardon. Bir numara havayla. Ha bu tevazu. Ha bu toprağa tevazu yazdım. O kadar tevazu değilmiş abi. Hayır. Ha. Bu şimdi, bu öne çıkan cümleyi kurmadım daha. Tamam. Ha. Bir veya önemli değil. Toprak nedir diye anlattım. Su nedir? Şey su mu dedi? Yok. Hava. Hava. Su dedi. Hava neyi simgeler? Dima simgeler. Enfusçili simgeler. Havaya hükmeden peygamber kimlerdi? Süleyman Aleyhisselam, İsa. İle İsa. O da enfus. Enfusi. Tamam mı? Enfusi aleme daha hassas, daha hassas, hassas ki peygamberi söylemeyeceğim. Uzun yerimiz yok. Hı hı. İsa, İsa ile Süleyman Aleyhisselam havaya hükmeden, ateşe hükmeden Davut Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam. Peki unsur olarak nedir? Şefkat, dost, adam. Tefekkür ve çakmak. Harika. Ateşin simgesi İbrahim'dir ve Davud'dur. Demir şey yapmış. İbrahim'i sıfat 15. şuada geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın iki sıfatı var öne çıkmış. Öne. Neydi? Şefkat ve tefekkür. İbrahim Aleyhisselam diyeyim de şey yapayım. İbrahim Aleyhisselam şefkat artı tefekkür. O, bu da bizim mesleğimiz. Tam bir nurcu oluyor o zaman. Ama menfi anlatmıyorum. Hep nasıl? Sen de yapsan harika çıkar. Hmm. Ama siyah olunca farklı çok. Öyle mi abi? Yani, tabii birinci topraklı. Hele bu unsurla şey yaparsak toprak. Mesela bende birincisi şey değil yani. Menfi'de mesela şey çıkıyor değil mi? Ateş seçtiği zaman Nemrut çıkıyor o zaman. Bak şimdi. Nemrut'dan. İfratı, mesela ateşin ifratı Nemrut'tur. Tamam. Mesela suyun ifratı Firavun'dur. Çünkü ustad ne diyor? Nemrudane inadı, Firavunane gururu, şişti arza diyor, açtı diyor. Yani Firavun'un niye Firavun olduğu, hangi sıfatı, sıfri sıfat öne çıktı? Gurur, kibiri, gururu. Nemrut niye Nemrut oldu? Ne, hangi sıfatı çok önemli? İnat, batıldaki inat. İnat aslında nimettir ama ifratı odur. Menfi konuşmuyoruz. Şimdi ben nazm-ı mani yapıyorum. Bu insan birincisi nedir abi? Enfus alemini esas alarak şefkat ve tefekkür sistemini kullanarak
mütevazı bir insandır. Bir daha, enfus alemini ölçü alarak, perdelerini oraya koyarak, referans alarak, şefkat ve tefekkür yöntemiyle mütevazidir bu insan. İkisini de cem ediyorum şimdi. Aç kadar okuyorsun. Vasata mı? Mevpisi mi? Yusuf et aile. Bunlar karışmasın. Bu... Bu uygulama. O da abi Arun'un. Tamam. Onu uygula. Onu biraz kaydırırız. Hı hı. Şimdi cümleyi kurayım. Bakın arkadaşlar, cümle nasıl kuracağız? Şöyle. Enfus alemini esas alarak şefkat ve tefekkürüyle mütevazı olarak vicdaniyatı öne çıkıp insanları kucaklayan bir fıtrattır. Müsbeti bu. Peki bunun zaafı nedir? Veya güçlü yönü nedir? Onu diyeyim. Enfus aleminle alakalı derslerdir. Vicdaniyat noktasında vicdan bu birinci. Yani bu birinci, bu da birinci. İkisine bakarsanız enfusi. Anladın mı? Vicdaniyat da enfusi. Bu insan batınına hitabı dokunacaksın. Bunun batınına dokunacak. Akıl gibi gözükürken akıl lokomotiftir. Bu vicdaniyatı. Yani enfusi esastır bu insanda. O zaman onun okuyacağı risaleler enfusi noktasında olacak. Herkes de çıkıyor zannetme. Çıkmıyor. Ondan sonra vicdani hasseleri çok ve şefkat ve tefekkürü onun zaafıdır. Yani ifratını şefkat ve tefekkür batabilir yani. İfrat-ı şefkattan da batar yani. Vicdaniyatın ifratı, şefkatın ifratı bu adamı batıracak zaafıdır. Bu insanın zaafı, ifrat-ı şefkat, ifrat-ı vicdandır. Tamam? Bunun batması bunların ifratıyla olur. Aklın değil. Tamam? Şimdi burada ifrat tefritinden bahsetmedim. Şimdi bu Harun'a geçeyim. Veya bunu seçen Harun değil de birisi seçmiş. Şimdi, aslında en heyecanlı tarafı ifratı tefritiyle görmek olurdu ama abi. Şimdi buraya geçeceğim. Buraya geçmeden uygulayayım. Arkadaşlar bu bizim neremizdir? Serbest bölgemiz. Uyguluyorum. Tahayyül, daha önce de çalışmıştık. Mekanı tanımlar. Hayal, hayal değil. Hayal ne demektir? Muayyen değildir. Her şey olabilen olduğu için hayal, hiçbir şey olmayan, her şey olabilen bir enerji paketidir. Üretkendir, üretmeyedir. Hayatın ve mekanı tanımlar. O kırmızıdır. Devamlı üretme canlıdır. Bana hayalini kullanmadan hiçbir şey aktif edemezsiniz. Hiçbir şey. Mekansız bir şey hayal edin. Yapamazsınız. Mesela cinsellik olsun, yeme içme olsun vesaire. Çok yemek. Çünkü bir insan niçin çok yemek yer? Çok hayal kurar. Yemek üzerine kurar. Kurmasın hayat, yemekten kurtulur. Yemeği yeme, şunu yapma. Çare değil. Hayalinden uzak ol. Yemek hayalinden uzak ol. Yani o insanın televizyon ve şeyler, görsel şeyler var ya, görsel. Yemeği görse, pastayı görse, şu. Yani hayalini aktif edecek şeyden uzak olması lazım. Tahayyül şeydir. Tasavvur ikide bir değişkendir, düşüncedir. Hayal da öyle ama kalı şeydir. Düşünce birbirine eklenen ve birbirine dönüşebilendir. Sarı da budur. Değişecek abi, tamam. Anlaşıldı. Değişecek. Tamam, devamlı değişkendir diye yazdık.
Taakkul ise berzahtır. Tamam? Berzahtır. Nedir o? Mavidir. Yani akıl zaten mavi oldu, biliniyor, biliyoruz. Mavi. Şimdi kırmızı buraya yeşil demiştik. Burası turuncu. Görüyor musunuz? Burası mor. Tamam. Şimdi serbest bölge uyguluyorum. Bu birinci renk olarak hangisini seçmişti abim? Beyaz. Muayyen değil. Homojen içi, içi. Bak belli değil. Görüyor musun? Burada da uyguluyoruz serbest bölgede. Yani her fırtratta olup hiçbirisine muayene olmayan. Çünkü dışarıda bir şey olamıyorsun. Beyaz. Dışarıda bir şey olamıyorsun. Her şeyi barındırdığı için. Sıfır gibi. Sıfır niçin saysa bir değeri yoktur? Her değeri göstersin diye. Her değeri gösterenin değeri yoktur. Sıfır yani. Tamam? Onun için beyaz mesela şey yok. Yeşil neydi? Yeşil. Bu insanın serbest bölgesinde ise tasavvur ve taakkulu çok aktif. Birinci derecede. İkincisine turuncuydu. Evet bununla bu taahhüle akıl değil. Çoğunlukla taakkul ile tasavvuru ikinci derecede hayal ile düşünce değil. Düşünceden sonra senin hayalin çalışıyor. İlk önce düşünce üretiyor. Sonra acaba nasıl olabilir? Tamam? Sonra aklediyor. Bu insanın burhan, delil, hüccet. Yani deliller, burhanlar çok önde. Hüccet sonra geliyor. Hüccet gelmiyor. Yani kısacası bu kardeşin, yani bunu seçen kardeşin önde hayali değil, daha çok düşüncesini bırakmıyor. Düşünce önde. Düşünce lokomotiftir serbest bölgede. Düşünce çok çalışıyor. O düşünceyi şekillendiriyorsun veya aklediyorsun. Buraya pergelini koy. Düşünce çok aktif, çok hareketli. Tamam? Ha, o zaman senin düşünceni yere basacak şey lazım. Deliller şey. Tutacak seni. Çünkü hayal önde değil. Düşüncesi. Düşüncesi çok aktif. Düşündüğünü aklediyor veya hayal ediyor. Tamam? Yani serbest bölge uyguladık. Yani düşüncen önde. Yani senin tehliken düşünceyi dizginlemek. Dizginleyebilmek. Senin serbest bölgeye hakim olma düşünce. Düşünce de neydi? Biliyorsunuz malumatlar, bilgiler, zanlar bir sürü şeyler var. Onları iyi bellemek. Tamam? Şimdi mesela bir tanesini söyleyeyim sana. Nasıl dizginlersin? Bugün bir kardeşimiz dedi de ona dedi ki ya dedi iki demin o geliyor dedi şey yapayım dedi geliyor ne yapayım dedi. Ondan sonra dedim ki düşünce seni rahatsız ediyorsa lütfen ne olur Allah rızası için düşünceler seni hangi düşünce? Şudur budur yani ben tanımlamayayım. Savaşma. Savaşma. Reddedilen arzular kes bir şiddet eder varlığı da geçiyor. Onda kurtulmaya çalıştıkça o kuvvet buluyor. Kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Gelsin, hoş geldin. Geliyor işte namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O bu geliyor. Kadın geliyor, erkekse kadın, kadınsa erkek geliyor. Para pul geliyor, dolar. Ama parasız kainat yok. Namaz parası olur mu? Namazda kainatın filistesi, hulasası. Olsun lan. Lan nereden geldi? Savaşma. Yaban arıları gibi git böyle yaparsan diyor Üstad, sana daha çok şiddetlenir. Düşünce öndedir, zaaf noktadır ama güçlü noktan da otur. Serbest bölgende üç sacağın tasavvur galip. Abi öyle bir şey çıktı ki, öyle bir şey çıktı ki var ya hayret edeceksiniz ya. Yemin ediyorum. Siz bölmeyip sonra bakacağım. Öyle mi? Ama hemen bir söyleme. Bir şey mi söyleyeyim abi? Acayip bir şey gibi. Hatırlıyor musunuz abi bir
kum saati çizmiştik. Bir üçgen, bir üçgen de altında. Şöyle. Evet, aynen abi. Şimdi üçgenin birinde, şurayı bir silebilir miyim abi? Nereyi çizeceksin? Şurayı, şurayı. Ha, orayı sil. Tamam. Tamam abi. Olsun. Bardaklar zaten gafla demiştik. Aynen öyle. Şimdi bakın abi. Şimdi şu siyahı alayım. Şimdi bunu şöyle bir üçgen yine yapalım. Hasan abi. Bakın bu bizim kum saatimiz abi. Evet. Bakın bu bizim kum saatimiz abi. Oraya inmedim ki şey olur. Heh. Bakın abi Allah aşkına. Ama 7 tane renk uygulamadım şimdi. Şimdi bakın şunlar var ya hiç boşa gitmiyor abi. Bunlar orada ara değil. Bakın taş yani. Taş var ya sana. Şimdi değirmen taşı var ya sana. Bir. Alt taş üst taş. Boş duruyorsa zaten bir şey yok. Hiçbir şey yok. Çevirirseniz artık unu öğütmeye başlıyor. İşte bunlar dönmeden öğütülmüyor abi. Şunlar bu böyle dönmeden bunlar çıkmıyor abi. Yani bunlar aslında buralar. Hasan abi. Bakın buraya ne demişiz Hasan abi bakın. Tasdik. Evet. Hasan abi. İz'an. Demişiz. Evet. Daha önce. Evet. Bakın iltizam. İltizam. Bunların bütünlüğü. Hasan abi başka bir renk yazayım. Allah Allah Allah. Hangi şeyin batında hangi zaafların hangi şey geçir dedi ya bak aşağı indi. Hasan abi itikat. Şimdi Hasan abi bunları buralara yerleştirelim abi. Yeşil, mor nasıl bir psikolojik rahatsızlık? Evet. Yeşil mesela vicdani izan rahatsızlık. Oraya zaten. Ve imanla vicdan arasındaki evet. Yol izandır. Buraya yaz buraya. Sen yaz şimdi şuraya. Gerisi sizin abi. Dur vicdan yaz. Tamam ben yapayım. Tamam gerisi sizin abi. Bu acayip uydu abi buraya ya. Tamam. Ondan sonra vicdan akıl ile tasdik arasında ilim var. İlim. Hasan abi bakın şöyle de yapmışız. O da çok acayip bir şey. Şu an onu koymak tabii. Üste bakın abi tahayyüle kuvve-i şehviye. Tahayyüle. Evet. Tasavvura kuvve-i gadabiye. Bir dakika kuvve-i şehviye. Tasavvura kuvve-i gadabiye. Bu kardeşimiz gadab daha fazla. Evet. Gadab. Aynen abi. Buraya. Kuvve-i akliye. Kuvve-i akliye. Şimdi buraya yani ya latifi daha iltizam daha üstün olduğu için eyleme dönüştüren latife insaniyedir burası. Latife insaniye. Latife rabbaniye. Hem de vicdanın karşısı görüyor musunuz? Evet, harika uydu abi ya. Yani. Çünkü niye latife insaniye söyledim? İltizam fiildir. Evet. İnsani latife insani eylemsel halidir. Eylemin zaten kaynağıdır. Mesela şunu kastedeyim, ezber olmasın. Adam ilmi var, alimdir, namazı yok. Niçin yok? Namaz eylemdir, fiildir. Fiilin arkasında bilgi değildir. His vardır. Yani his varsa fiil vardır, fiil varsa his var, şey var. Peki ilim ne yapar? Hissi oluşturur. Adamı ayakta kütüphanedir ama namaz bilgisi var ama namaz hissi olmadığı için namaz eylemi yoktur. Dağdaki ninelerimiz. Bu su yoktur ama hissi vardır, namaz hissi vardır, namaz kılıyor. Peki bu his nasıl oldu? İlim yoktur. Örfen, anane ve kültür olarak şair İslamiye'den gelenek olarak gelen o tevarüs eden diyor Risale'de. Tevarüs eden o kültür onun ilmi olmuş. Yani vicdaniyattaki hissine kaynak olmuş, malzeme olmuş. Tamam. Şimdi çok acayip. Kuvve-i şehriye. Evet. Kuvve-i gadabiye. Kuvve-i atliye. Şimdi bu kardeşimiz kim olduysa ne demiştik? Tasavvur. Düşünce. Aynı zamanda da kuvve-i şehriye mi aktif bunun? Yani cins, evet. Şey, evet. Cinle cinsellik değil. Lüks araba, lüks ev, şunu yapalım bunu. Hayata böyle, hayat-ı dünyevinin temini mi?
Kuvve-i akliye mi daha çok? Kuvve-i gadabi. Yani o gadab hissini kontrol edememenin sıkıntısı ve hastalığını yaşıyor. Evet. Yaşar. Evet. O kontrolsüz duygu, patlamalar. Tamam. Artık kendisine sormak lazım, öyle mi? Bu peki zaafı o olursa karşısına onu koyması lazım. Tamam. Şimdi ne mayası katması lazım gadabiye? Kuvve-i akliye ve kuvve-i şeyliği katması lazım. Bu hayatın gerçekleri diyecek ve buna değer mi diye, yani duygularına akıl mayasını katınca, yani akılla kontrol şey yapacak. Şimdi bunun aslında bu renkleri var, buraya taşıdı, acayip oldu. Şimdi onu uygularız. Şimdi gelelim, fazla uzatmayayım, buna. İkinci bir örneği uygulayalım. İki tane örnek olması daha pekiştirilir şeyi. Mavi, mavi nerede? Şurada. Akıl. Şimdi şöyle biraz sileceğim ki şunu. Birincisi su, ikincisi hava, üçüncüsü topraktı bu kardeş. Şunu sileyim ki buraya yazdım. Yerimiz yok. Mavi neydi? Akıl. Akıl. Kırmızı neydi abim? Ruh. Üçüncüsü neydi? Beyaz. Geneldi. Yani genel. Beyaz ortası mı? Asam, genel hepsini tazamın ediyor. Ha. Yani şudur belirlenemiyor. Ha, tamam. Ha, söyle. Ama ortası diyebiliriz o zaman. Ya. Ortası geneli, homojen. Şimdi öne çıkan beyazı yok. Hı. Bak şimdi beyaz olsa bile ona, bak bununsi beyaz öne çıktı ama yani hakikaten bilgilenmemiş arı duru bir şey var fıtratı. Fazla olmamış, bozulmamış. Yani bayağı onu diyebilmesi için fıtratı beyaz, yani belirlenmemiş, yani kirlenmemiş bir ruhtur bu. Yapıdır. Şimdi tak arkasını. Şimdi şerit gelelim buraya. Bu insana nazm-ı mani yapayım. Nazm-ı mani. Akıl esasıyla ruhu inşa edendir. Akıl eksenli ruhu inşa eden. Tamam, 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 tamam. Bir daha, tamam. Akıl perdeli akla koymuş, ruhu akıl eksenli inşa ediyor. Akıl önde. Tamam mı? Bunda vicdan öndeydi. Vicdan öndeydi. Akıl önde. Akıl eksenli bu nesini inşa ediyordu? Enfusi. Enfusi alemini. Şimdi akıl pergeli koyuyorum. Eksenli, merkezli ruhu inşa eden ve bu peki hangi model oluyor? Bu insan beyaz gibi olur. Yani onun kalbinde herkes bulunabilir. Herkesi kapsar. İtici değil yani. Ona buna şunu demez. Yani akıl eksenli ruhu inşa eden bir insan hepsini kucaklıyor. Her rengi kucaklıyor. Yani biraz daha böyle itici, onu bunu sorgulayarak, yargılayarak bir model değil. Çünkü nereden çıkarttın? Genel, beyaz. Genel için alıyor. Ama kim bu adam? Bunun şeyi akıl. Akıl eksenli ruhu inşa edecek. Bu adam kim? Vicdan eksenli enfusisini inşa edecek. Vicdaniyeti galip, bununsi akıl galip. Bunu hareket eden zemberi o. Eğer şeyi, rengi böyle demişse. Peki bunu uygulayalım, bir test edelim. Hakikaten böyle mi? Unsurla. Su neydi abim? Risale'de su neydi? İslamiyet, hayat. İslamiyet. Hayat. Başka hayat koyayım. İslamiyet. Hayat. Tamam. Hayat.
Yani canlılık. Eylem, eylem İslamiyet eylemdir. Hayatı eylemden alır. Hareketlilik gibi. Hareketli, evet. Ve ama İslami bir eylem, hareketli. İstikamet. Su nedir? Muayyen bir şekli yoktur. Muayyen bir rengi de yoktur. Her kabı ve her kabın şeklini alabilen, her rengi gösterebilen olduğundan su tabiatlı olanlar dikkat etmesi lazım. Dış dünyadan çok etkilenirler, şekil alırlar. Aynı zamanda kendileri de şekilcidirler. Şekile çok düşkün olurlar. Harici şekil verebiliyorlar. Yani su dış dünya, çevreden, örf, anane, kültürün dışında cemiyetten çok etkilenirler. Hava enfusidir, toprak tevazudur, ateş ise liderlik sıfatıdır. Lider olmak, mesela İbrahim Aleyhisselam'ın şeyi, lider olmak, tabiatlarını da taşıyor bu unsurlar. Bunu da simgeliyor. Yani demek ki suyu başta olanlar dikkat edecek, çevre ben etkiler. Ateş tabiatlı olanlar, ateşi birinci derece sevenler, onlar da dikkat edecek. Liderlik tarafı var, bu sefer tahakküm çok gözüküyor. Toprak tabiatlı olanlar, onlar da, toprak tabiatlı olanlar da mütevazı olurlar, her şeyin eşine malandırırlar. Cami bir özelliktir. Hava da enfusidir. O da düşüncelerine, vehim ve vesveselerine dikkat etmesi lazım. Hava başta olanlara. Vehim ve vesvese çok aktif olur onlarda. Toprakta olanlar böyle daha çok kendi kabına, yani bütün çekirdekleri büyütürler. Böyle bir özellikleri var. Su olursa çevreden çok etkilenirler. Çok etkilerler dışarıya. Hava ise vehim ve vesveseye çok uçar olurlar. Ateş ise lider, öfke, gadab, hiddet tarafları çok olur. Onu dikkat etmesi lazım. Yani evet, yani müsbetini al. Müsbeti, ispatı. Musa Aleyhisselam. Hani su kimdi? Uygularsak tabiatı kim? Bunun tabiatı kimdi? İbrahim ile Davut. Onu da ekleyeyim. İbrahim. Davut. Benimki toprak havası. Tamam mı? Aynı fıtratı değiliz. Buna benziyor. Peygamber Nuh'un intisal rehberi. Şimdi İslam, su kimdi? İki peygamber söylüyorduk. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam mı? Nuh Aleyhisselam. Aleyhisselam. Hava neydi abiler? Hava. Ha şurada. Hava. Neydi? İsa Aleyhisselam mı, Süleyman Aleyhisselam? Süleyman Aleyhisselam. Nedir o? Hava. Enfus alemi. Enfusi. Şuraya da yazayım. Burada yazıldığı için ama ben şöyle enfus diyeyim şöyle. Mesafemiz yok. Enfusi. İkincisi bu. Üçüncüsü ne dedi? Toprak. Tevazu. Bu tevazi. Toprak kimin rengi, şeydir, tabiatıdır biliyor musunuz? Gerçi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için söyleniliyor. Çok az ulema Adem Aleyhisselam baba olduğu için, o geneli temsil ettiği için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için de dördünü de tazamun ediyor. Daha yerleştirilmemesi gerekiyor diyor. Toprağa Adem Aleyhisselam'a nispet edilir. Tamam mı? Çünkü toprak her şeyi çıkartıyor. Hiçbir rengem hakim değil. Beyazı da oradan çıkar, kırmızı da oradan çıkar. Acı da topraktan çıkar, tatlı da oradan çıkar. Tamam mı? Şimdi ikisini de cem edeceğim ama ilk önce bu nazm-ı manisini yaptım. Akıl ekseniyle ruhunu inşa edip herkesi kucaklayan ve İslamiyetiyle, yani İslamiyeti eylemsel, hayat ve hareketli bir fıtrat ile, yani bunun şeyi eylem, zaafı da güçlü yönü de eylem. İslamiyet, yani hayat kıpır kıpır canlılıkla ve İslami eylem ile enfus alemini inşa edecek
Ve ettikten sonra bunun dişe vuruşu da tevazudur. Yani tevazu demek şudur, toprak gibi. Toprak ne demek tevazu? Öyle bir kibar tabir değil. Toprak çekirdeklere ne yapar? Neşinebalandırır. Mirat. Bu insan verdiği malzemelerle karşıdaki insana toprak oluyor. Karşıdaki insan çekirdektir, ağaç olacak. Ötekisi gül olacak. Ötekisi şu olacak, bu olacak. Ama diken de çıkacak. Demek ki İslamiyet suyuyla iman, enfusi alemini eylem zaafı ve güçlü yönleri bu. Eylem ve hareket, canlılık. Enfus alemini inşa edip yani karşıki tarafa hayat verecek insanlara. Ama bu eylemsel hayat verebilir karşıya. Tamam. İkisini topluyorum şimdi. Bu çok uydu herhalde. Sen... Hiç devir şey yok. Bu tabiatta konuşuyoruz. Ahmet Mehmet ben unuttum zaten kimse. Bak şimdi. Şimdi Nazmi Oğlan'ı yapıyorum. İkisini topluyorum. Bunu tek tek yaptım. Bunu tek tek şimdi. Akıl ile ruhu inşa edip bütünsel insanları, bütün insanları kucaklayıp canlı olup İslamiyet'i hayatında, eylemde öne çıkıp yani dürüst yaşama kısacası İslamiyet var ya. Böyle yap. Akıl eksenli ruhu inşa ederek bütün insanları kucaklayıp doğru, dürüst, eylemde, fiilde hayat veren, hayatı alan kendisi ile enfus alemini inşa edip insanlara hayatiyeti veren insandır. İnsanları inşa eden, kucaklayan bir insandır. Bunu böyle yazarsak altına. Peki tersisi yani menfisi ne olur? Bunun zaafı yaparsak. Şey, buraya uygulayayım. Sonra ifrat tefritini... Hasan abi, itikatta beyaz, şu diğer üstteki üçgene de siyah yazabiliriz. İçine. Evet, aynen öyle. Bu aynen öyle. Ben de öyle düşünmüştüm abi. Değil mi? Aynısı düşünmüştüm. Hmm. Senden Allah'a var. Evet. Aynısı düşünmüştüm. Bir itikat beyaz, üstteki siyah. Aynen. Siyah. Siyah kötü manasında değil arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz? Siyah ademi şeydir. Beyaz vücuda çıkmış. Burada her şey... Her aynı mertebede bulunuyor. Mesela siyah. Evet. Ne yapar? Beyaz gül, kırmızı gül, gübre, güzel toprak, beyaz insan, siyah insan, iyi ve kötü, karanlıkta hepsi kapatmıyor ya. Yani serbest bölgede herkes eşit. Tamam mı? Şimdi uygulayalım. Rengi azam oluyor. Rengi evet. Azam. Bu adam... Kimyada yukarısı aktif. Aşağıda ise havada unsurunda aşağısı yani yukarısı kimyasal maddi cihetidir. Evet. Maddi cihetidir. Bu evet değil mi? Vücudu bu. Yani kafası bu ilk önce kafasını alayım sonra geneli alayım. Vay vay vay. Bu insanın mavi olduğu için bu akıl eksenli pergeni buraya koyuyor. Ötekisi şuydu birinci arkadaşımız. Pergeni buraya koyup bunu inşa ediyordu. Hmm. Şimdi bunda ise akıl pergelini koyup hayali çalışıyor, akılla hayali çalıştırıp sonra yani genelliyor, tabi düşünceye değil, düşün genel oluyor, mayen bir düşünceye olmuyor. Aklı esas alarak hayali kuruyor. Ona peki niçin düşüncede genel? Her çeşit kurumsalları, her şeyi, şeyleri yapabiliyor, kurabiliyor. Hmm. Düşünebiliyor. Yani muayyen bir düşüncesi yok şu anda. Yani bu akıl ve hayal ekseni ama akla koymuş, hayale koyup aklı şekillendirmiyor. Akıl ekseni hayal şekil alıyor. Bu sefer evrensel bir hale alıyor düşüncesi. Üçüncü derecedekini nazara almıyor düşünceyi. Akıl ekseni peki bir şey dimağın bütünselliğine vurursak ne olur? Bunda başka ne renk gelmişti? İslamiyet, enfus toprak. Tamam, bunda şey yok. Burayı uygulamıyorum. Burayı uygulamış mıydık? Ötekisini uygulamamıştık. Yok, uygulamamıştık. Buraya koyuyoruz ve bitiyor. Abi bir şey söyleyebilir miyim? He.
bu menfisi vasatı ve ifratı demiştiniz ya abi. Şu vasatı tabii. Şimdi şöyle ama alt üçgeni çizmeden ifratla tefrit çıkmıyor tam olarak ortaya. Çıkmıyor. Şimdi o ifrat tefrit yaparsan onu da kendisi yapsın. Hı-hı. Şöyle yapsın. İfrat tefrit olunca mesela diyelim ki renklerin dili var. Mesela diyelim ki maviyi en çok sevenin. Mavinin sıfatları var. Yani menfisi var, müsbeti var. Müsbeti akıldır. Hmm. Tamam mı? Menfisi başka bir şey. Cerbezi mesela. Ya vesaire. Cerbezesi ifrattadır. İfrat olur. Evet. Hmm. Tefriti ise gabavettir. Gabavet değil yani. İfrat tefrit. Yani böyle. Oo, neler canlı. Ya ben temel iş yapayım. Dağıtmamak için. Burayı indirmiyor. Burayı indirirse bam telidir. Evet. İfrat tefriti çıkıyor bu sefer. Çıkıyor bu sefer. İfrat tefriti çıkınca şimdi burada iki örnek vardı. O zaman şey çıkıyor. Mesela bir de diyelim ki Kur'an'da şöyle ezber değil. 28 tane harfe bak desek. Bir, iki tanedir. Bir tane de Kur'an'da va mı en çok seviyorsun Kur'an harflerinde? Sat mı, lam mı? Hangisi ilgini çeker? Mesela benim sat öne çıkandır. Benimki de orada abi bakın. Ha, seninki de orada çıkıyor. Ulemanın çoğusu o. Benimki sat çıkıyor. Çok tuhaftır. Ustadın da çok sat var. Öyle mi abi? Sat çok var. Ondan sonra ustad satın altına, sinin altına sat var diyor. Saat yani. O acayip gizlemiş. Sinde sat, satta sin var böyle. Çok yani herkesin bir harfi var. Öne çıkan bir harfi var. Bakarsanız kendiniz lam bir bak. Lam elif benim. Lam elif mesela. Lam ve elif tamam mı? Lam. Nun mesela. O çok ilginçtir. Nun. Mesela bir kardeşimiz çocuğuna nun koymuş. İsmi mi? He nun. Nun koymuş. Çocuğun adı nun. Hem de Çayeli'li. Aa. Her erkek çocuğuna nun. Birisi mim koymuştu. Babası Japon mu? Birisi. Mim diye düşündü bazı zat da var. Mim Kemal demiş. Mim Kemal. Mim Kemal. Yani mesela harf nun. Yok, çok yok. İlginçtir. Müsbet bir Mim Kemal Öke diye bir vatandaş var. Var. Yani mesela herkesin bir harfi var yani. Mesela benim İmam Ali'nin mesela radiyallahu anh B'dir yani. Altındaki nokta benim diyor. Evet. Mesela benim eskiden Nun'u indir, yani Hızır abi. Bak şimdi Nun'u yani gene silmişiz. Allah'ım bekerim. Tamam amin. Evet. Nun'u anlatayım da çıkayım bu işten. Evet. Mesela dururum, anlatsana Nun. Nun'un kuyruğu kafa noktası. Ağacın dalı, Nun'un şeyi meyve noktası. Nereye bakarsanız bakın hayat Nun. Nun'un kuyruğu nokta Nun. Saç, burası Nun. Tamam mı? Saç, Nun. Nereye bakarsanız bakın ya, hep nundur. Daha buradan bakarsan nokta, buradan bakarsan nokta. Hmm. Mesela kol, yattığın zaman nun, yastığın kafa koyduğun nokta, her şey nun. Hayat hep nundur, bana bizim bir şey yok, hep nun ya. Sakallarım tam buramda böyle çukur var benim abi. Mesela kaşın, şeyin, suratın mesela. Yukarıdan aşağı yaparsan böyle, şuraya kadar. Saç, Nun'un kavisi, çene Nun. Nokta Nun ya. Nun, Nun ve kalemi ve ma yesturun. Peki burada dursun he. Çünkü şuraya inersek, bu sefer o renklerin, bu vasatını konuştuk şurada. İfrat, tefrit vasatı olacak. Bu sefer zaaflar olacak ki her şeyi açığa çıkarır. O da iyi olmaz. Kişi kendini bilir zaten. Ben bilir. Kişi kendisi yani. Doldursun artık. Biliyor. Çünkü buraya kadar herkes, ben vasatını anlattım herkese. İfrat, tefritini mesela diyelim ki bunu çabuk söyleyeyim bir tane. Akıl ekseniyle ruhunu inşa ederek gel kucaklayan bir tip. Ondan sonra bir bakıyoruz ki akıl ekseni hakikaten İslamiyet hayat kıpırıyor. Hayatı canlıdır bu insan ve eylemseldir. Başka dürüst yani vasatı dürüsttür. Yani eylemde dürüstlük ister. Dürüst iş yapar, dürüst görür. Dürüstlüğü görmedim yıkılır. Zaafı da o. Duydun mu? Yani eylemin vasat işte. Eylem hakkında vasatı neyse o. Bu insan kendisi vasatını söylüyorum.
Dürüsttür, dürüstlüğü sever dur, ama zaafı şudur. Dürüstlüğü görmedim yıkılır işte. Nasıl olur diyor, ya bunu nasıl yapar, nasıl der. Bunun zaafı bu. Ama bunda öyle değil. Neredeydi o? Su toprak hava. Birincisi neydi? Enfusali. Enfusali ve kendisi geçtiği için dışarıda şey, fazla şey yok onun. Bak, enfus olduğu için iç yapılanlar, bunun zevki, bu insanın zevki, hani bunun zevki, eylemde zevktir. Görselde zevktir. Yani akıl eksenli şekil yapar, renk yapar, işleri de renkli, düşünüşle her şeyi akıl eksenli renk yapar. Bu öyle değil. Bunun zevki iç alemine. İçeride çok mutlu ve huzurlu. Dışarı ne zaman çıkarsa hep rahatsız. Öyle mi ben tutuyorum? Aynı abi. Aynı. İkisinde de aynı. Bir de bana bakın abi ya. Az bir şey de bana bakın ya. Abi sana bakın bir de bana baksana. Sana bir şey diyeceğim. Şimdi dedik ya renkler. Şimdi böyle diyelim turuncu, yeşil, mor oldu. Şimdi böyle birbirini şey yapınca yine üçgen olur. Mesela biri için mor, turuncu, yeşil sırayla. Şunu da şöyle birleştirirsen içeride bir... Kişinin üçgenini veya doğrusunu da oluşturabilir. Şimdi benim aklıma ilk üçgen geldi de. Şimdi babamla Erdinç abi yapınca, beni de yapınca hep doğru çıktı. Beyaz var çünkü, veya siyah var. Gafur abi. Ama gafur yapsak ortalık karışır biraz. Onda da başka bir durum olabilir yani. Üçgen çıkması veya geniş açılı işte. Kırmızı, mor açılı işte. Geniş açılı. Ondan da başka bir... Şimdi ne olur biliyor musun? Neyle meşgul biliyor musun? Bununla biz tam bala çekmiyoruz. Şunu böyle değil. Ben bununla... bununla en büyük gayem şu. Birinci gayemi söylüyorum. Üç tane sayacağım. Bununla kendimi inşa etmek... İki, psikoloji zaaflarımı tespit etmek. Üç, bastığım çevreyi, dostlarımı teşhis ve tespit etmek. Şimdi bunu bildiğin zaman psikoloji, mesela bu insanın psikolojisi iç alemine yatırım yapacak. Bunun başka şansı yok. Ne kadar akıl öne çıkarsan çıkar. İçinde malzeme verdiğin, orada rahat. Limana girdi mi kimisi, gemi sandalye lop 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 oynamaz. Bu insan ise rahatı akılda ve eylemdedir. Akıl ve eylemde öndedir. Esas. Bu içsel alemdedir. Mesela ben de baktım. Benim rengim göndermiş mi? Ben dershanede yapmıştım. Benim rengimi de ve şeyimi de şey yapayım. Ben sana bak göndermişse ona bakayım. Bu benim miydi? Ha. Bu herhalde benimdi. Benim de şuydu. Çok ilginçti. Yani yapayım. Benimkini koyayım. Aynı mahrem bir şey yok. Benimkini şuraya yazayım mı? Yazın abi yazın. Yani size de örnek olsun diye. Yani bu benim daha merak eder. Beyaz bende. Benim bu saatten sonra toprak ve siyah abi. Bu saatte iyi dersen mezara gömücüm. Toprak ve siyah mı? Siyah ve toprak. Saatim. Sen nasıl? Benim üstümde zalı var biliyor musun? Emre'nin zalı var. Emre'nin üstü var. En yakın. Yani üstüm uzağa götürmez yani. Ben de direkt uçağa gideceğim de. Beşte çıkacak. Mavi. Başka anlatmayacağım içini de. Yalnız şunu göstereceğim. Şöyle yapayım. Beyaz kırmızı mavi. Evet, benimsi. Öne çıkan. Farklı ama aynı renkler. Onun tersi. Ama unsur olarak unsur olarak toprak, bir de bunlar ne çıkarttı biliyor musun? Herkesin ismi var. Evet. Yani mesela bende galip üç tane isim var. Bir, hakim, hakim, adil. Hakim i çekiyor, hikmet, hay, hadi. Hayatlı ve hayata vesile olan,
Hadi hidayete erip hidayete vesile ola. Üç isim. Herkese bu buradan çıkıyor gene. Hava ve su. Hava ve su. Unsuru galip bende. Tam tersi benim Hasan abi. Yok değil. Yani sıralama olarak yani. Aynaları aşağıdan yukarı, aynaları aşağıdan yukarı. Benim toprak su hava. Yani şu beyaz kırmızı mavi. Evet. Tersi benim. Aynısı ama sıralama farklı. Evet. Ben yani bu böyle, öbür de öyle. Öbür de öyle. Allah Allah. Evet. Bu da mı öyle? Evet. Subhanallah. Subhanallah. Çok acayip. Aynen hakikaten öyle. Çok tuhaf. Yani ondan sonra bu harflerde ikinci tespit var ya, Kur'an harfleri. Üçüncüsü mesela Harun yazıyorsun. Harun Osmanlıca. Hangi isim sana galip diye sorarsınız. Mesela Hasan Arapça yazıyorsun. Evcid hesabı var. Mesela Fikret'i yazıyorsun. Harflerin toplamı ya bir isme denk geliyor tıpatıp veya artıyorsa onu tamamlamak için o diyelim 288 çıktı. 150 bir ismin ebcedidir. Efendim artan da bir isme denk geliyorsa demek senin ikisi. Bir de bakarsın senin insanın öne çıkan. Mesela bende Hikmet çok var. Yani galip yani öne çıkan. Hakim adi. İ çekiyor. Hakim. Hikmet. Sonra hay. Sonra hadi. Hidayet manasında. Yani hidayet istikamet anlamında. Ve şimdi gidelim çünkü bizi de istikametin çıkardılar. Şey, sen de El Fatiha. Allah'a emanet.